Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde deprem sırasında duvarın yıkılması sonucu üzerine tuğla düşen annesi Hayriye Toprak ile evden çıkmayı başaran Zeynep Tümyürek, "Evimiz kullanılmayacak hale geldi. Antakya'yı seviyoruz. Dönmek istiyoruz ama dönecek yerimiz yok. Annem tedavi görüyor ama tedavisi bitince nereye gideceğiz, ne yapacağız?" dedi. Antakya'daki evleri ağır hasar gören Zeynep Tümyürek ile anne Hayriye Toprak Isparta'ya geldi. Depremi fark edip dışarı çıkmaya çalışırken evlerinin duvarının yıkılması sonucu üzerine tuğla düşen Hayriye Toprak'ın tedavisi Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ediyor. Isparta'da yıllarca öğretmenlik yapan Isparta'nın yakından tanıdığı İbrahim Akay, geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. İbrahim Akay, görev yaptığı Burdur Şeker İlköğretim Okulu'nda geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Bizler de TV32 ailesi olarak Akay'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. İYİ Parti Isparta Milletvekili adayı İbrahim Yıldırım ilçe teşkilatlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yalvaç, Şarki Karaağaç ve Yenişehir Bademli ilçelerini ziyaret eden Yıldırım, iletilen sorunları bir bir not aldı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Yıldırım, partisinin Yalvaç ilçe başkanı Süleyman Kocabaş, Şarki Karaağaç ilçe başkanı Cemil Çelik ve Yenişehir Bademli ilçe başkanı Samet Dursun'a ziyarette bulundu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kerestelere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Hidayet Bayram Altınbaş'ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki kerestelere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Altınbaş ile yolcular İkra ve Rabia Ulusan Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. İhbar hattımıza gelen şikayet üzerine şehir hastanesi ve KYK arasında kalan yolda muhabirimiz incelemelerde bulundu. Haberimiz sizlerle. Şu arkamda gördüğünüz yol KYK ile şehir hastanesi arasındaki yol. Akşamları, özellikle akşamları çok karanlık olduğu, ışığın yetersiz olduğu şikayetlerini aldık. Gelip yolu kontrol ettiğimizde herhangi bir güvenlik kamerasının olmadığını, araçların hızlı geçtiğini biz de buradan tespit ettik. Herhangi bir kaza yaşanmadan, herhangi bir cinayet yaşanmadan buradan TV32 aracılığıyla yetkilerimize sesleniyoruz. Bu sokağın ışıklandırılması yetersiz. Araçlar hızlı geçiyor. Herhangi bir güvenlik kamerası yok. Depremzede ailelerimiz şu anda burada yaşıyorlar. Buradan hastaneye gidiyorlar. Hastaları var hastanede. Akşamları dediğim gibi ışık yetersiz olduğundan kaynaklı bir kaza olabilir. Issız olduğundan kaynaklı hiç istemeyeceğimiz bir kadın cinayeti olabilir. Buradan TV32 aracılığıyla yetkilerimizi sesleniyoruz. Bir an önce önlemlerin alınmasını rica ediyoruz. İYİ Parti Isparta İl Teşkilatı ve İlçe Teşkilatları Isparta Merkez Başkanı Hasan Büyükçam'ın başkanlığında Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez ile birlikte partinin İskenderun'da kurduğu Sahra Hastanesi'nde yardım çalışmalarına devam ediyor. Bölgede bir hafta boyunca çalışmayı sürdürecekler. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan iki büyük depremin ardından yardım seferberliği sürüyor. Bu kapsamda elimizde taşıma hizmeti veren taksi esnafı ve çalışanları Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Turan'ı ziyaret ederek bir günlük kazançları afetzedelerin ihtiyaçları için bağışlamak istediklerini ifade ettiler. Taksi esnafı, "Başımıza gelen büyük bir felaket. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çorbada ufak da olsa bir tuzumuz olması gerektiğini düşündük. Sayın Birlik Başkanımızın öncülüğünde çarşamba günü bir günlük kazancımızı afetzedelere bağışlama kararı aldık. Çok büyük bir miktar olmasa da onları gönüllemek istedik. Tüm afetzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştular. TV32 muhabirlerimiz Isparta'ya gelen depremzedeler için yardım dağıtım merkezi olan Gökkubbe Fuar Merkezi'nde röportajlar gerçekleştirdi. Haberimiz sizlerle. Isparta Belediyesi tarafından kurulan depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşıladığı Gökkubbe Fuar Merkezi'ndeyiz. Burada depremzede aileler ihtiyaçlarını tamamen ücretsiz bir şekilde karşılayabilmektedir. Merhabalar. Merhabalar. Yoksa belediye çalışanı mısınız orada? Ben aslında depremzedeyim. Hatay'dan geldim. Maalesef Hatay'da biz de depreme yakalandık.
Fakat buraya gelip de gök kubbeden buradan biz de yardımlarımızı aldık. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Çocukları da okula yazdırınca ben boşluğa düştüm. Şu an çalışmıyorum. Çocuklar bütün gün okulda. Şu anda depremzede olarak değil, bir gönüllü olarak çorbada benim de tuzum olsun istedim. Benim de katkım olsun istedim. Bugün gönüllü olarak burada çalışmaya başladım. Bugün geldiniz değil mi gönüllü olarak? Gönüllü olarak bugün ilk günüm. Peki Isparta depremzedelere sahip çıktı mı? Şu Gök Kubbe Fuar Merkezi'ndeki ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu aileler? Bir eksiklik var mı? Bir sıkıntı var mı? Ben zaten Hatay'dan çıkıp hemen Isparta'ya gelmedim. Öncesinde başka bir şehirdeydik. Orada maalesef bize sahip çıkılmadı. Yapılan organizasyon olsun, bize karşı olan muamele olsun hoş değildi. Hani evet depremzedeyiz, üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık ama insanız sonuçta, bizim de bir onurumuz var. Isparta'da o kadar iyi karşılandık ve o kadar güzel ağırlandık ki ben nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Onurumuz hiçbir şekilde incitilmedi. Verilen kıyafetler olsun, gıda yardımı olsun son derece güzeldi, kaliteliydi. İnsan olduğumuzu bir kez daha anladık. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Isparta'ya ne zaman geldiniz? 2-3 gün önce geldik Isparta'ya. Bu süre içinde de geldiğimiz zaman ilk önce bize Gönen diye bir ilçe var burada. Oradan arkadaşlarımız karşıladı. Bize bir takım yardımlarda bulunuldu. AFAD tarafından da, belediye tarafından da oluştu bu yardımlar. Tabii bu yardımlar bize geç ulaşıyor. Yani geldiğimiz günde de belirtmiştik ama 3. 4. günde, şu an 4. gündeyiz biz. Yine geç geliyor bize eşyalarımızla birlikte. Gök Kubbe Fuar Merkezi'nde karşılayamadınız mı bunları? Saat 10'dan beri şu anda bekliyoruz burada. Hani hem iş sistemleri çok yavaş ilerliyor ve birkaç eşyaları da eksikmiş. Onları da bize tedarik edeceklerini söylediler ama şu an herhangi net bir bilgi de vermiyorlar. Şu an mesela önümüzde 9 kişi var, 10 kişi var. Ve çok yavaş ilerlediği için bekliyoruz ve aynı şekilde enkazdan çıkardığımız hastamız var ve götürmemiz gerektiğini söylüyoruz. Hani ona rağmen bir öncelik tanınmıyor şu anda ve dün de geldiğimizde bize yardım yapamayacaklarını, bir gün sonra gelmemiz gerektiğini, kayıt yapmamız gerektiğini dedikleri için 2 gündür bu yolda gidip geliyoruz şu anda. Gök Kubbe yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Isparta Ticaret Borsası Yönetimi depremden etkilenen ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşları ziyarette bulunarak taziyelerini ilettiler. Depremzedelerimize geçmiş olsun temennisinde bulunan yönetim kurulu başkanı Hüdayi Şahin, hem şahsi hem de Isparta Ticaret Borsası olarak bütün imkanlarımızla desteklerimizi ve yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Isparta Merkez ilçesine bağlı Kayıköy'ünde 2-3 ay öncesinde yapılan çalışmalar sonucu bozulan yolların halen yapılmaması vatandaşı zor durumda bırakıyor. Uyan 32 ihbar hattımıza gelen ihbara göre çalışma yapılan Kayıköy'ünün birçok bölgesinde yollar aşırı derecede bozuk. Köy halkı yetkililer tarafından en kısa sürede yollarının yapılmasını bekliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın deprem bölgesindeki çalışmalarını takip etmeyi sürdürüyor. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Deprem Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Isparta Müftü Yardımcısı Seyit Böğet Başkanlığı'nda Hatay Çadırkent'te bulunan Isparta Müftülüğü ekibini de ziyaret etti. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İşin özü TV32 ekranlarında başlıyor. Gündemden siyasete, spordan politikaya, eğitimden ekonomiye dair bütün konular alanında uzman isimler tarafından masaya yatırılıyor. İşin Özü programının ilk konukları Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şakir Şahin ve Isparta Mimarlar Odası Başkanı Caner Ataseven. Ahmet Sonkaya soracak, alanında uzman isimler yanıtlayacaklar. Isparta depreme hazır mı? Isparta'da olası deprem riski nedir? Bina yapı denetimleri nasıl yapılmalıdır? Depreme karşı nasıl hazırlık yapmalıyız? Birçok hayati öneme sahip soruların cevapları için programı kaçırmayın.
Sizleri 28 Şubat Salı günü saat 20.00'da Uyan 32 ve TV 32 sosyal medya hesaplarına bekliyoruz.